Merhaba. Bu videoda sizlere süt yağında azalmaya neden olabilecek durumlar hakkında bilgi vereceğim. Beslenme süt yağı üzerine oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Süt yağı işkembede oluşur. Rumende yem maddelerinin sindirimi sonucu uçucu yağ asitleri sentezlenir. Rumende üretilen ve kana geçen asetik asit meme dokusuna gelerek süt yağı oluşumuna katılır. İşkembedeki dengesizlik, yem alımının azalması, enerji noksanlığı süt yağının azalmasına sebep olabilecek faktörlerdendir. Her şey yolunda giderken süt yağının aniden düşmesi akla rumen asidozunu getirir. Aynı zamanda yağ ve protein oranının birbirine yaklaşması rumen asidozunun tipik bir belirtisidir. Kaba kesif yem oranının dengesizliği, kaba yemlerin çok ince kıyılmış olması ve selüloz değerini yitirmiş yemler süt yağını düşürür. Yem seçme ise zaten başlıca asidoz sebebi olarak sayılabilir. Böyle bir durumda rasyonda, ineğin alımında ya da yemin verilişinde bir problem olduğu akla getirilmeli ve derhal müdahale edilmelidir. Rasyonda yapılan değişiklikler de süt yağında 7-21 gün boyunca azalmaya sebep olabilir. Kötü havalandırma, kötü bakım ve besleme aynı şekilde süt yağında azalma sebeplerindendir. Son olarak sıcaklık stresi her türlü sorunun sebebi olabileceği gibi süt miktarında ve süt yağında azalmaya sebep olabilir.